Şimdi efendim KADES uygulamasından bahsetmek istiyoruz. Bugün burada bir tatbikat gerçekleştireceğiz ve sevgili değerli polislerimiz bugün stüdyomuzda bu işlerin nasıl olduğunu, olaylara nasıl tepkiler verildiğini, anında müdahaleye nasıl geçildiğini birebir anlatacaklar. Ama önce uygulamayı anlatmak istiyorum size. Şöyle yaklaşmak istiyorum ben. Elimde gördüğünüz gibi bir KADES uygulaması, indirilmiş bir KADES uygulaması var. Düğmeye basacağım az sonra. Ve düğmeye bastığım anda sevgili izleyiciler, bir sayaç başlayacak arkamda. Bu süreyi birlikte resmedelim istiyorum. Ve bununla birlikte polis arkadaşlarımız buraya giriş yapacaklar. Buraya bastığımız anda bize bir uyarı geliyor. Yardım isteğiniz emniyet birimine iletilecektir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz? Bu önemli bir soru. Çünkü bunu öylesine kullandığınız anda sizin için bir ceza geliyor, bir hapis cezası dahi var. Bu uygulamayı lütfen boş yere kullanmayınız. Çünkü bu uygulama hayat kurtarıyor, canları kurtarıyor. Ve evet diyorum, devam ediyorum. Devam ettiğim anda ihbarınız başarıyla alınmıştır. Konumunuza takip gönderilecektir. Ve sarıcılığımız akmaya başladı. Konumunuz burası, burası, burası mı diye şu anda konumumu doğrulamamı istiyor uygulama. Tamam diyerek basıyorum. Ve yardım istiyorum ve bir anda bu uygulama başlıyor efendim. Sayaç başladı şu anda. Polise evet. Tek dokunuş uzaklıkta. Uygulamayı akıllı telefonunuza indiriyorsunuz efendim. Sisteme giriş yapıyorsunuz. Bu çok önemli Melek. Sevgili Mehmet Kesinlikle. Bey mutlaka biliyorsunuzdur. Bilgilerinizi giriyorsunuz. Kullanıcı sözleşmesini okuyup onaylıyorsunuz. Telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra işlemi tamamlayın. Artık sistem kullanıma hazır halde. Unutmayın, uygulamayı kullanırken telefonunuzun konum bilgilerinin açık olması gerekmekte. Acil durumda butona dokunun, mesaja onay verin ve ekipler konumunuza ulaşsınlar. Evet, ne söylemek istersin KADES'le ilgili? Biz bunu çok önemsiyoruz çok gerçekten önemsiyoruz. Programımızda. Sen bunu kaç oldu anlatıyorsun ve biliyor musun o kadar etkili oluyor ki. Ne diyorlar biliyor musun? Emniyet Genel Müdürlüğü. Siz anlattığınız zaman diyorlar uygulama o kadar yoğun bir tepki alıyor ki diyorlar. Kadınlar, genç kızlar, başlarına gelebilecekleri düşünenler, çocuklar böyle bir şeyi düşünenler indirmeye başlıyor. Ama şunu söyleyelim mi? KADES nedir? KADES yalnızca kadınlara özgü bir şey değil. Çocuklara da özgü. Evet. Şiddet gören çocuklara, taciz gören çocuklara da ilgilenen bir uygulama bu. Eğer bir kadın ben şiddet görüyorum diyorsa aynen senin anlattığın gibi tek butonla polislere ulaşabiliyor. Bakın eğer, biz bastık butona şu anda 2 dakikaya yaklaşmak üzere. Evet. Kaçıncı dakikada içeri geliniyor? Bütün bunlar bu müthiş bir aslında organizasyon. Bunun nasıl yapıldığını birebir kendilerinden de duyacağız. Eşinden ve bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar akıllı telefon üzerinden yapacakları ihbarla hızlı bir şekilde bu iş için kurulan acil destek ihbar hattı sistemine ulaşabiliyorlar sevgili izleyiciler. Herkesin telefonuna inebiliyor. Kolay bir uygulama. O uygulamayı hızlıca indirebiliyorsunuz efendim. Evet. Ve saniyeler, dakikalar içerisinde en yakın ekip size ya da devriye size doğru geliyor. Bu çok önemli. Az önceki haber beni çok etkiledi. Bugünkü haberlerin beni zaten Ertuğrul adeta dağıldım bugün. Ben bir şeyi fark ettim. O yaya geçidinden geçerken maalesef hayatını kaybeden çocuğu anlatırken gözlerin doldu. Ağladın. İşte haber böyle bir şey. İnsanı duygulandırabiliyor. Bazen gözyaşlarını tutamıyor. Allah sabır versin o aileye. Efendim şu an kameramız dışarıda. Evet polis ekipleri geldiler. Ne kadar güzel, ne kadar hızlı bir şekilde tam 2 dakika 55 saniyede butona bastıktan sonra binanın önündeler efendim. Show TV stüdyolarından içeri hızlı adımlarla giriyorlar. Az sonra stüdyomuza giriş yapacaklar. KADES uygulamasının önemini bir kez daha burada altını çizmek istiyoruz. Ateşler ölçülüyor. İçeri giriyorlar. Aslanlar gibi geldiler. Şu anda bile efendim canlı yayında KADES uygulamasına bastıktan sonra polis ekiplerinin stüdyomuza girişini görüyoruz. Evet bazı haberler veriyoruz. Bu canlar ölmesin, bu kadınlar, bu çocuklar kurtulsun diyoruz. Ve bunun içinde kendilerine şimdi ne kadar güzel bir güven ve iyi bir his var burada. Çünkü polis yanımızda. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu an... Tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel efendim sizi şöyle... Görmek harika.
Çok hızlı geldiniz. 3 dakika 54 saniyede buradasınız. Tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin haberiniz yoktu biliyoruz ama hani buraya bir canlı yayına, bir televizyon binasına geldiğinizi görünce eminim şaşırmışsınızdır. Evet. Ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de amirlerinizin de haberi var. Bunun evet. bir tatbikat olduğunu onlar biliyorlar. Lütfen içiniz rahat olsun. Evet. Çünkü biz bugün KADES uygulamasını, Ebru Akel'le kadın isterse de KADES uygulamasını anlatmak istedik. O yüzden hoş geldiniz. Burada bir şiddet olayı yok şu an. Evet. Hepimiz sağlamdayız. Ebru da, hanımefendi de. Çok şükür. Evet. Ama siz bu tarz uygulamadan, bu uygulamadan günde çok sıklıkla alıyor musunuz bu ihbarı? Efendim buyurun, hemen el mikrofonu vereyim size, bir tane de size vereyim. Buyurunuz. Evet. İhbarlarımız günlük olarak değişiyor ama ihbarı aldığımız anda olay yerine en yakın ekibimiz hangisi ise o ekibimiz intikal ediyor. Evet. Hı hı. İntikal etme süresi aşağı yukarı ne kadar? Kaç yani, dakika? Araçta olan ekiplerimizde 4, 6 ya da en maksimum 8 dakika. Ama motosikletli olduğumuz için bir tık daha erken zamanda, yaklaşık 4 dakika içerisinde intikal ediyoruz. Müthiş değil mi? Evet. Peki bu adresi görünce şaşırdınız mı Show TV'de, Show TV stüdyolarında ne oluyor diye? Evet, bize kadına şiddet ihbarı olarak geldi. Tabii. İçeriye girerken güvenlik ekipleri tarafından söylendi böyle bir şey olduğu. Evet. Biz de şaşırdık tabii Şaşırdınız, buraya geldiniz. Efendim, genelde kadın polisler olay yerine gidiyorlar mı? Tabii ki biz de gidiyoruz. Siz de gidiyorsunuz ve hemen beylere dönmek istiyorum. Daha önce böyle bir olaya müdahale ettiniz mi? Tabii ki. Daha önce de böyle olaylarla karşılaştığımız oldu. Yine kadın polislerimizle beraber gidip en doğru şekilde müdahalemizi sağlayıp mağdur varsa mağduru karakola götürüp şikayetçi olması konusunda telkinlerde bulunup gerekli yasal işlemleri başlatıyoruz. Zaten bu da bir durdurma anı herhalde. Bak, polisi çağırdım, KADES'e evet. bastım, dakikalar içerisinde burada olacaklar. Yapmada bir uyarı aslında sizin oraya gidiş anınıza kadar. Genelde 4 kişi mi gidersiniz bu tarz bir çağrıya? Ya biz Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerine bağlı ekipleriz. Biz olaylara en az 2 motosiklet, yani 4 personel olarak intikal ederiz. En az 4 polisiz yani. Allah size kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Peki bu mesleği nasıl seçtiniz diye bu güzel polis hanımlara sormak istiyorum. Yani aslında her çocuğun hayalidir polis olmak. Evet. Evet. Biraz ilerledikten sonra daha da istekli olduk bu konuda. Başardık, mutluyuz. Başardınız. Elimizden geldiğince ne güzel. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Senin de bir sorun var efendim. Beyefendiden evet, de bir ben şunu şey çok merak ediyorum. Gittiniz diyelim, şiddet gören bir kadın var. İlk yaptığınız hamle ne oluyor o sırada? Ben onu çok merak ediyorum. İsterseniz mikrofonu arkadaşımıza da uzatalım. Kim anlatmak ister? Ne hissediyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Yakın, çok kolay bir soru değil ama evet. cevaplamak isterseniz. Biz öncelikle erkek şahsı uzaklaştırıyoruz. Gerekli işlemleri yapmak için karakola, polis merkezlerine götürüyoruz. Daha sonrasında işlemleri devam ettikten sonra savcılığa sevk ediliyor. Gereken yapılıyor. Kadın arkadaşlarımız da mağdur bayanın yanında oluyor. Bu şekilde ilerliyor süreç. Evet. Aynı anda ambulansa ya da sağlık ekiplerine haber vermeniz gerekiyorsa eş zamanlı mı işliyor bütün bunlar? Yani şöyle, kadına şiddet bizim için şu an Emniyet Genel Müdürlüğümüzde öncelikli ihbar attığımızda. Yani ilk öncelikli ihbara düştüğü için aynı anda hem polis ekiplerine hem de ilk yardım ekiplerine haber aynı anda gidiyor zaten. Biz oraya geçerken evet. bir yandan da sağlık ekiplerimiz geliyor. İlk gittiğimizde öncelikli bizim için kadın şahıs, şiddet gören şahıs. O süreçte arkadaşımızın da anlattığı gibi olaya müdahale edip önce ayırıp sonrasında gerekli işlemleri yapıyoruz. Evet. Sizin de sesinizi duyalım mı bir? Buyurun. Tabii. Bir kadın olarak orada bir gerçekten sizden yardım bekleyen bir kadını görünce ne hissediyorsunuz? Ya şöyle bir şey, sonuçta bizler de kadınız. Karşımızda mağdur olan bir insan var. Yani kendimize ister istemez bir empati kuruyorsun ve o durumda bir bayanı görmek gerçekten çok kötü bir durum. Ve vicdanen de rahatsız hissediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz inanın ama şöyle bir şey... arkadaşa da soruyoruz yani, şikayetçi misin, değil misin? Tabii ki onun beyanı da bizim için önemli yani, bu hususların gerçekleşmesi evet. aşamasında. Bir de bu olayların tabii ki o butona basılıyor ama onun gerçek olması, o tabii ihbarın ki. Gerçek çok. Olması önemli. Yoksa çok, çok büyük çok cezası önemli. Var. Aynen, cezaları var ve istismar edenler oluyor ama bilsinler ki yani gerçekten cezaları var. Cezası yüksek ona değil göre, mi Ertuğrul? Evet.
İdari ve galiba idari cezası belki de hapis cezasına varacak kadar cezaları var. Ben şunu söylemek istiyorum izleyenlere. Hani bu biliyorsunuz 112'nin falan da çok başına sık geliyor. Eğer bugün Ebru Akel'in anlattığı bu KADES uygulamasını yanlış, hadi yanlış oldu diyelim, istemeden yanlışlıkla ya da ya bir deneyeyim, ben de bir deneyeyim bakayım polisler ne zaman ulaşacak asla diye yapmayın. Asla kullanmayın. Çünkü eğer öyle bir şey yaparsanız bu memurlar bir kişinin, bir kadının, belki bir çocuğun hayatını kurtaracakken sizin yüzünüzden buna mani olmayın diyelim. Kimsenin hakkını almamak lazım. Evet. Bunlar önemli hatlar. Sizler çok yoğun çalışıyorsunuz her an. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyoruz, minnettarız. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz buraya kadar, vakit ayırdınız. Fazla sürenizi almak istemiyoruz efendim. Bizim için çok kıymetliydi KADES uygulamasını. Kadını bu kadar önemseyen bir programın içerisinde sizlerle beraber anlatmak. Ve Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyoruz bize vermiş olduğunuz destekler için efendim burada. Bugün bunu öğrenmiş olduk. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.